Instagram kapandı. Peki şimdi ne yapacağız? İlk olarak arkadaşlar panik yapmaya gerek yok. Çünkü yaşanan süreçlere hiçbirimizin müdahale etme gibi bir şansı yok. Yani bir karar verildi. Doğruluğu yanlışlığı tabii ki tartışılır. Ama sonuçta bir işletme, bir kurum ya da bir kişi olarak bunu değiştirme gücümüz yok. Bu sebeple kendi imkanlarımız dahilinde çeşitli çözümler üretmek zorundayız. Ben de bu videoda sizlere kendi çözümlerimden bahsedeceğim ve ileriye dönük ne tarz tavsiyelerle işletmenizi, hesaplarınızı nasıl koruyabilirsiniz tüm detaylarını bu videoda sizler için anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmıştım Instagram'da demiştim ki artık uzun videolar çekiyorum ben kısa shorts videolar çekmiyorum. O tavsiyeyi burada da vereceğim arkadaşlar yine dikey bir video bu gördüğünüz gibi ama uzun olacak. Hatta belki Instagram'ın normlarından bile uzun olabilir ama yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü artık anlatılacak şeylerin çok daha fazla olduğunun hepimiz farkındayızdır diye düşünüyorum. Şimdi eğer içerik olarak sadece video çekiyorsanız arkadaşlar alternatifiniz çok iyi iki tane uygulama var. Bir tanesi YouTube bir tanesi de TikTok. İnsanlar şöyle düşünüyor yani YouTube, TikTok, Instagram birbirinden farklı. Hayır aslında tamamen aynı. Kitleler birazcık değişik olabilir ama burada artık sizin yaklaşımınız çok daha önemli. Benim kendi YouTube kanalım var. Bu video hem YouTube'da hem Instagram'da hem de TikTok'ta yayınlanacak. TikTok'ta çok fazla takipçim olmasa bile o mecrada da olmak benim için gerçekten önemli sizin şahsi hesaplarınız olabilir, kurumsal hesaplarınız olabilir, marka hesaplarınız olabilir. Oralarda da arkadaşlar içeriklerinizi farklı platformlarda yayınlamaktan çekinmeyin. Şunu unutmayın arkadaşlar, YouTube dünyanın en çok kullanılan ikinci arama motoru. TikTok'ta dünyanın en çok tıklanan ikinci internet sitesi. Yani o mecralarda videolarınız olması bugün Instagram olmadığı için önem kazanıyor. Yarın bir gün pazarlama açısından da çok büyük önem arz edecek. Belki ilerleyen zaman içerisinde bu Instagram'ın kapanmasıyla buradaki kitle oralara doğru yoğunlaşacak. O yüzden video içeriklerinizi bu platformlarda paylaşmayı unutmayın. Eski Reels videolarınız varsa arkadaşlar onlar telefonunuzda, bilgisayarda bir yerde kayıtlıysa da onları yavaş yavaş YouTube ve TikTok'a yüklemeye başlayın derim. Yani Instagram'a bir şey yükleyemiyorsanız TikTok'a ve YouTube'a yükleyin. YouTube hesabı açmak çok kolay bir Gmail account oluştururum. TikTok'ta da herhangi bir mail ya da telefonla giriş yapabiliyorsunuz. İkisinde de mobil işlemler üstünden kolaylıkla halledebilirsiniz. TikTok birazcık daha kolay, YouTube birazcık daha meşakkatli ama yani iki dakikada halledebileceğiniz bir süreç. O yüzden her iki platformda olmakta fayda var. Metin bazlı içerikleri üretiyorsanız kendi blog siteniz olmak zorunda. Benim burada söyleyeceğim önerilerin hepsinde arkadaşlar birinci sırada kendi internet siteniz olmak zorunda. Kendi internet siteniz yoksa her türlü gol yeme riskiniz çok yüksek. Google'ın tamamı kapanmadığı sürece. Bu sitenizin var olduğunu düşünüyorum. Eğer yoksa da arkadaşlar nasıl yapılacağını öğrenmek için benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu süreçte anlatacağım tüm içerikler, uygulamalar, sosyal medya ile alakalı yaşayabilirsiniz sıkıntılar ve çözümlerle alakalı benimle ve ajansımla iletişime geçmeyi unutmayın. İnternet siteniz ve blogunuz varsa arkadaşlar oraları daha fazla aktif olarak artık kullanma zamanınız geldi. Metin tabanlı içerikleri Facebook'ta, LinkedIn'de ve Twitter'da da zaten paylaşabiliyorsunuz. Yani alternatif kanallarınız her daim çoğalıyor. Instagram elbette elimiz ayağımız inanılmaz derecede bağlı olduğumuz bir sistemmiş bunu bittikten sonra anlarız abi ben telefonda ne yapıyormuşum diye düşünüyormuşum. Gerçekten de Instagram'da çoğunlukla saatlerce vakit geçiriyoruz. Benim işim gereği belki bunu yapmak zorundaydım ama sizler stres atmak için arkadaşlarınızı eşinizi dostunuzu görmek için rakip firmaları takip etmek için Instagram üstünden takipler gönderiler yorumlar DM'ler yaptığınızı biliyorum. Bu süreç geçicidir diye umut ediyorum. Dünyada birinci sırada Instagram kullanımına sahip bir ülke keyi gözden çıkartacağını düşünmüyorum. Burada verilecek tavizler önemli, ama neredeyse bir günde 1.9 milyar TL'lik ciddi bir bütçenin yakıldığını düşünüyoruz Instagram üstünde. Bu da inanılmaz bir insanlar için gelir kaynağı, gelir kapısı. Şu an benim yönettiğim işletmenin herhangi bir tanesinde bir sorun yaşamadık. Pazarlama aktivitelerimiz tabii ki devam ediyor ama biz farklı kanallara ve mecralara bulaşmıştık. Oralarda içeriklerimiz zaten vardı. Instagram kadar kuvvetli değildi. Şundan sonra artık Instagram kısmını da daha kuvvetli hale getireceğiz. Hatta Pinterest üstünden görsellerinizi bile sergileyebilirsiniz. Ya ben fotoğraf çekiyorum, fotoğraflarımı nerede yayınlayacağım?" diyen arkadaşlar Pinterest'te de bakabilirler. Orası da Alternatif bir çözüm olarak karşımıza geliyor. Sadece profesyonel fotoğraf çekiyorsunuz o zaman 500px, 1x gibi alternatif e, flicker gibi alternatif çözümlere de göz atmakta fayda var. Yani ben işletme değilim, sadece normal standart bir profilim, fotoğraflarımı paylaşıyorum diyorsanız bunlar zaten profesyonel fotoğrafçılar için üretilmiş hesaplar. Onlara da bakmanızda fayda var süreç ne olacak? Yani benim tahminim çok uzun bir süre bu şekilde kalacağımıza düşünmüyorum. Bir şekilde orta yol bulunacak ve açılacak ama yarın bir gün bu tarz bir durumdan etkilenmek istemiyorsanız içeriklerinizi farklı platformlarda, farklı kanallarda paylaşmanızda fayda var. Benim sıralamam şu şekilde. Bir, kendisiniz olmalı. iki bir blogunuz olmalı. YouTube'da kesinlikle olmalısınız. Profil olur, işletme olur, kendi hesabınız olur, hiç problem değil arkadaşlar. Reels, Short ve TikTok videolarını orada yayınlayabilirsiniz. Metin bazlı içerikler için tabii ki Twitter, Facebook gerekirse LinkedIn kullanılabilir. TikTok özellikle video içerikleri üretiyorsanız markaların, firmaların ve kişilerin olması gereken en önemli platformların başında geliyor. Siz bu işlemleri yaparken içeriklerinizi yüklerken zaten süreç devam edecek. Ben de o süreçle alakalı öğrendiğim, bildiğim ve gördüğüm şeyleri sizlerle paylaşmaya her halükarda devam edeceğim. Bu tarz faydalı içerikler için arkadaşlar beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Sizler de işletmelerinizi bu tarz durumlarda zarar görmesini istemiyorsanız arkadaşlar farklı platformlarda olmaktan çekinmeyin. Özellikle reklam harcamalarında büyük problemler yaşandığını biliyorum. Ama Google tarafında reklam bütçeniz varsa Instagram'daki bütçenizi oraya kaydırabilirsiniz. Gerekirse TikTok üstünden de reklam verebilirsiniz. Bunları da asla göz ardı etmeyin. Daha fazla faydalı bilgi için beni de takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.